Hello. Merhabalar. Uzun zaman sonra vlogumu Ava'nın şu dudak yağıyla açacağım. Vlog niye bunu açtım bilmiyorum ama boş verin, çok da önemli değil. Şu an kameramın aynasına bakarak. Bu dudak nemlendiricilerini denedim ama bunun gibi hiçbirisi olamaz. Hello. Arkadaşlar, Adem askerden geldi. Bir hafta falan oldu. Biz tabii ay durun, bir sürü dedikodu var. Adem ya, niye sinek gibi davranıyorsun? Yalan söylüyor ya. Tamam, uyuyormuş. Arkadaşlar, biz barışalı zaten bir sene oluyor. Yalan söyleme. Askerden zaten önceden barışmıştık. Askere gitti geldi. 3-5 gündür evdeyiz askerden geldiği için. Yani şu an var ya şey gibisin, kepslerdeki dayılar gibi. Ve ben artık vloglara dönebildiğim için de çok mutluyum. Ben de bugün sevgilime. Dışarı çıkacağız. Ama de sevgilime şu an, için çok mutluyum. Şu an biz şey arkadaşlar. Şu an dur, yalıtırıyorsunuz öleceğim her şeyi. Arkadaşlar, biz ilişkimizi size düzgün bir şekilde açıklamak istiyoruz. O yüzden şu an dışarı çıkacağız ama hani etrafta videomuz, fotoğrafımız çıksın istemiyoruz. Yani normalde dışarı çıkarken şapka, işte hırka falan kendimizi böyle kamufle edip çıkıyorduk. Fotoğrafımız, videomuz bir size açıklamadan önce çıkmasın diye. Ben bugün kendimi kamufle etmek istemedim. Peri kızı gibi falan giyindim. Sen ne alaka? Sen bak, boynunu kapatmış oluyorsun. Dövmen gözükmüyor. Zaten saçın böyle, sakalın yok. Gözlüğü de takıyorsun. Bak, beni görseniz tanır mıydınız? Tanımazlar ve bugün rahat rahat gezebiliriz. Tanımazlar. Yorumlarda belirtin. Ben seni her türlü tanırdım. Kralsın. Arkadaşlar, böyle gibi böyle de gezmek biz bak, kamufle ediyoruz diye kendimizi. Editçi, benim arkama bir tane şu an bir yabancı bir şarkı ekle. Tamam abi. Şarjımız bitiyor kameranın. Kameranın şarjı bitiyor. Bitsin. Arkadaşlar, ses için kusura bakmayın. Adem'in sakallarına insan cevizi yağı süreceğim. Hızlı olmak zorundayım çünkü şarj bitiyor. Ve bunun sakalları hep benim yanaklarıma bakın kıpkırmızı yaptılar. Uzasın da bir an önce. Sakalına bile bakım yapıyorum. Tuvalette bile rahat yok ya. Tuvaletini yapmıyor şu an. Söyleme. Yapmıyor işte öyle. Kombini. Arkadaşlar, kız çok tatlı değil mi? Yabancılar falan buna hayırdır oğlum lan? Yabancı kadınlar falan bunun videosunu çekiyor. Bak, ben açıklamadan ilişkiyi millet bizi ifşalarsa çok kötü olur yani. Ahmet! Neyi yıkacaksın lan? Çekmeyin, paylaşmayın arkadaşlar, bırakın. Ben paylaşayım ya. Size kombinimi gösteremeden bu video bitecek diye ölüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar, bunları çok pratik buldum evin içerisine. Şöyle bir şey alacağım. Ivır zıvırı koymak için saklama kutusu. Barıştığımız belli oluyordur. Yine korkuluk gibi bir şeyler taşımaya bak. Değil ya. Biraz önceki sohbetten bahsetsene. Yok işte, etek falan görüyoruz. Ben kız modunu giydirmem yapıyor. Kızıma ben etek giydirmem. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Ben de diyorum ki ben bir star olacağım ve onun ne paylaşacağını, ne giyeceğini, her şeyine ben karar vereceğim. Tabii efendim. Sen bizi koruyacaksın, tamam mı baba olarak? Tabii. The next day. Güzel oldum da uyandık arkadaşlar. Bugün arabamı satıyorum. Birazdan arabayı satmaya gideceğiz. Ama bugün kamuk. Ne oldu? Kıskandın mı? Kıskandı. Arkadaşlar, arabayı satacağız. O yüzden hızlı çıkmam gerekiyor. De şey, bugün kamufle olacağım ama dışarıda tanımamak için. Biz ilişki açıklamadan önce şey olmasın diye. Biz ilişkiye kavga çıktı bak. Bugün gideceğimiz sen birazcık. Çünkü yani biz orada daha çok tanıyan insan olacak. O yüzden şapka falan takıp kamufle olacağız. Ay gözüm! Çünkü biz ilişki açıklamadan önce dışarıdan birilerini çekip paylaşmasını istemiyoruz. Zaten yemiyorduk. Kapat. Tabii. Arkadaşlar, ben bu poşetin arabadaki eşyalarımı bunun içine koymak için çıkarmıştım. İçine cookie girmiş. Minikago girmeye çalışıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Cidden var ya, siz çok ayrı bir olaysınız. Çık kız içinden, çık. Arkadaşlar, arabanın plakasını söktüm şu an. Biliyorsunuz benim siyah buralar, kaplamaları çıkartmıştım ben. Burayı da yolda düşürdüm. Bunu da çıkardılar şimdi. Arkadaşlar, şu an noterdeyiz. Satış işlemlerini halledeceğiz. Bana saçın niye böyle falan diye şey yapmayın. Bunu unuttum ben söylemeye. Sen söyle. Askerden yeni geldiğim için saçlarım böyle yapamıyorum yani böyle. Saç sakalını askerde bu hale getirmişler bu çocuğun. Rahatıydınız mı? Hey, ben çok rahat uydum vatanımı korurken. O sevgili sivilcesi sıkmacı. Aa, bu da varmış bak. Biraz önceki bak, ışıkta görmedim. Ama kafanı şöyle tut. Öyle mi? Hayır, şöyle evet. Kafamı al sen götür. Bizde de var bir tane. O ses neydi lan? Sakalların uzamadan ki bunları sıkmak lazım. Çünkü sakalların uzarsa sıkamam. Uzayınca araya kaçıyor. Ne? Uzayınca araya kaçıyor. Ne? Sakal. Nereye? Sivilceler sakalın arasına kaçıyor. 2000 years later. Ya vloglarda bu kadar doğal olmayalım. Alkış yapıyor. Ya senin tabanın niye görüyor insanlar ya? Tabanımı üstten çek o zaman.
Çoraplarını alır mısın? Ya ne var kızım? Kokmuş. Kokmaz benim çorabım. Kokmuş yaram. Kokmuş abi. Kokmaz. Kokmuş. Askerde senin ayağının tabanın dokusu değişmiş. Nasıl yapacağız abla onu be? Bunun içine dert olacak. Ne oldu? Ya gelsene şunun hikayesini anlatalım abi. Gel buraya gel. Kartım dolmadan hemen. Arkadaşlar biz barıştıktan sonra bir süre ilişkiyi ben gizlemek istedim. Çünkü emin olup kararımdan o şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Neyse işte. İlişkiyi gizliyoruz dedik Adem'e. Ben açıklamak istediğim zaman açıklayacağım dedim. Adam gidiyor köprüye adımızı yazdırıp bana evlenme teklifi ediyor Sera Adem. O gün biri köprüye baksaydı yakalanmıştık. Ben ilişkiyi gizleyelim diyorum. Gidiyorsun İstanbul'un köprüsüne adımızı yazdırıyorsun. Ama ben kabul etmedim evlilik teklifini. Allah Allah. İlkinde kabul edilmez. Videoyu koyarım bak. Atarım montajı. Attırırım montajı ya koydurturum. Hayır etmedim. İlkinde edilmezdir. En güzeli olunca evettir. Eyvah ya. Bak bayılacaksın. Bak çorabını kokluyor minika öyle, goa değil öyle, mi? Öyle sesli dersen. Demek ki kokuyormuş. Gider hayvan demek oradan. Demek ki kokuyormuş. Hayır. Koksaydı bayılırdı. Abi kadın doğru söylüyor. Sen kokla o zaman. Kokla lan. Kokla delikanlı ol insanlara. Bana ne? Kok. Bir kok. Ne? Hayır. Vallahi kokmuyor. Hayır. Yemin ederim. Ben onu bir daha yaşamak istemiyorum. Bak yemin ediyorum ama. Ben onu bir daha yaşamak istemiyorum. Ya ne bir daha ne yaşadığında? Bir kere yaşamıştım ya. Ya o senin salaklığın. Yeşildi o. Ya git. Allah Allah. Şaka yapıyor şaka. Arkadaşlar siz koklayın. Hadi. Ulan tadı var be kokunun. Ben Çin marketine gidiyorum video çekmeye. Sen evde mi oturacaksın ya, şimdi? Ya ben İyi tamam. Arkadaşlar selam. Netliğimiz bozulmuş dostum. Şu anda Sera bir işi vardı oraya gitti. Ben de ne yaptım? Ona aldığım hediyeler geldi. Şöyle ona böyle sürprizler yaparım arada bir. Hediyeler aldım ona. Onu bekliyorum böyle işte. Her zamanki yerimde koltuğumda uzanıyorum. Öyle bekliyorum bakalım. Gelsin de bir sürpriz yapayım ona. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim çok bankalarda işim vardı hemen. Bana yazdığı şey çok yoruldum. Ama yazdığım mesajı size okuyorum. Sakın utanma. Oo yoruldun mu? Ben de evet yazmışım. O da yazmış ki geldi ayaklarına masaj. Yani yorulmuş yaparım tabii. Bir de bana bir şeyler almış. Ne aldın? Ya ben ne kadar da aldım. Aç bu ne burada? Ya o ama Paris o ne orada yani? Bak, Paris uçsun diye. Makinem var evde. Çamaşırı yıkayıp kurutuyorum arkadaşlar. Ama paraşüt pantolonlar çok kırışıyor kurutma makinesinin içerisinde. Ben de yıkandıktan sonra çırptım oraya astım. Uçsun diye mi? Paraşüt ya. Bu ne? aç görüyorum. Ben varım. Fotoğrafımı bastırdın. Hadi aç. Senin sevdiğin fotoğraf. Arkadaşlar bana ne? Ben inek miyim? Benim bebek kimsin? Ney ney? Bir şey soracağım. Makyaj yapmadım ama niye böyle güzelim lan ben bugün? Hadi. Arkadaşlar ben her gün fön'e gidiyorum tamam mı? Ne yapmış biliyor musunuz? Ben her gün fön çektirmeye gittiğim için kendisi askerde. Yani askerdeyken bana bir hediye geldi. Ben diyorum ki bunu bana kim yolladı? Adem askerde kim bana hediye yollayacak falan filan diyorum. Bana fön'e gitmeyeyim diye evde saçıma fön çekmek için makine almış. Ama fön makinesi değil ha. Taraklar var ya tararken fön çekiyor. Onlar. Nereden? Kolye almış. Altın mı? Ucuz yırttın. Aşkım altın o. Öpecektim yine seni. 14 ayar altın. Sen neden böyle yapıyorsun? Bütün paralarınla bana hediye alamazsın Adem. Alırım. Para biraz bak, biraz içini kendine. Açman gerekiyor bunu. Ama kendine biraz sus, para bırak. Ben üzülüyorum hep bana sus, hediye alıyorum. Sus hediyene kapıl şu an hadi sus. Aç onun arasını. Ya, ne yazıyor? Arkadaşlar getir buraya. Kolye bu kolyeyi açıyorsunuz içinde Ademsiz yaşayamam. Ben bunu merak ediyorum. Parfümden mi aldın bana yine sen? Benim parfümüm miymiş o? Ben bunu kullanıyordum. Burberry neydi o? Evet. Aç bakayım. Güzel ama şey, şekerli bir limon gibi. Arkadaşlar kirpiklerimi yoldum bu sabah. Yana sinirden yoldu. Hayır ya. Kahvesini yapmamış. Çirkin gözüküyor. Bir şey diyeceğim. Ben de ışıklamaya başladım ha. Karavan tutalım diyorum. Bir iki kaç gün karavanda kalalım. Kafa dinlemiş oluruz. Yeni arabam geldi arkadaşlar. Şöyle ben araba bakıyorum. Hala araba bulamadım. Araba bulana kadar da arabasız kalmamak adına araba kiraladım. Arabayı getirip bıraktılar. Ben arkadaşlar Adem askere gittikten sonra kediler Adem'den soğudu. Ne oldu annem? Kaç kere öptürdün kamerayı görünce şov deme kızsınız işte hepiniz aynısınız lan. Ne yapalım kameranın önünde yem bize. İlk önce fön. İki gün sonra buluşma var. Sizlerle buluşacağız. Story'mden duyuracağım bugün ama bu videoyu izlediğiniz zaman muhtemelen biz çoktan buluşmuş oluruz zaten. Ben ne oluyor haberim yok. Benim olamayacağım bir etkinlik galiba. Sen olamayacaksın çünkü orada fotoğraflanmayalım. Arkadaşlar. Bizden önce siz açıklamayın bakın, diye. Bakın bunu izledikten sonra diyeceğiz ki. Boy şunu size o zaman nasıl gelmiş? Arkadaşlarım ya ben güzel bir video hazırlamak istiyorum. O videodan önce de açıklamak istemiyorum. Dışarıda yan yana gelmemek için de bizi çekmesinler diye sen olmayacaksın o gün herhalde. Seni bırakır arkadaşların yanına giderim. Ne? Seni bırakır arkadaşlarımın yanına giderim. Allah Allah. Yeni dostlarımın yanına. Ben öyle bir şey kabul etmedim izin de vermedim. Nasıl izin? Öyle bir şey yok. Ne yok? Aşkım kız kankam yok. Bir tane görüştüğüm kız kankam yok.
Sadece erkek arkadaşlarım var. Onlar da eli yüzü düzgün insanlar. İlk önce fan. İkinci olarak rant taşınmadan önce spora da başlamamız lazım artık çünkü. Biz sabah 10'da falan uyanıyoruz. 9'da uyanıyoruz. Çok erken uyanıyoruz. Bugün bir de pasaport, bilet alacağız. Yurt dışına gidiyoruz. Hey yo. Pasaport var ki. Pasaportumuz var. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu vlog sadece bizim yeni hayatımızın başlangıcı. Evet, kaydırayım mı? Hayır. Cümlem bitince söyle. Hayır. Çünkü arkadaşlar artık 2 günde bir vlog çekeceğim. Yani hayatımın her anını izleyeceksiniz. Bir dizi gibi. Ayva yediniz oğlum. Her gün bizi göreceğiz. 2 günde bir. Ben bulaşık yıkarken, sabah kahve içip ayılmaya çalışırken, Adem sürekli çoraplarını çıkartıp koklarken, kendi ayakları kokuyor mu diye test ederken. Hep bizi izlemek zorundasınız arkadaşlar. Hadi. Yemin ediyorum kirpiklerimi yolduktan sonra gözlerimi korumasız hissediyorum. Beğenirsek bu arabayı alacağız. Arkadaşlar biz böyle birkaç kere araba deneyeceğiz. Yani bakacağız. Mesela bir BMW kiralayacağım. Bir işte Jeep kiralayacağım. Bakacağım hangisinin kullanımı daha rahatsa. 10 gün öyle kullanacağım. Sonra hangi arabayı daha çok sevdiysem, içinde rahat ediyorsam o modelden bir araba alacağım. Böyle mantıklı bir şey düşündüm. Çünkü bazı arabalar bana ağır gelebilir. İstanbul trafiği falan. Bak, tam senlik. Ki ben nasıl araba kullanıyorum. Görün. Neyse beğendin mi sen bunu? Bence çok ben, iyi. Ama şey eskiden böyle nasıl desem sana, bu arabalar kaza yaptığında kağıt gibiler. O sıkıntı, anladın mı? Adem'in de sakalları uzuyor arkadaşlar. Gittikçe oturuyor suratı. Kahve içer miyiz? Kahve mi? Onu mu koyamıyorum? Çok kötüymüş mesela bu. Bu olmazsa. Ya sen de yani her arabada öyle şeyler olmayacak. Büyük özelliklere bak. Kolumu koyamadım, kıçımı koyamadım. Nerede? Ben de story atmamıştım arkadaşlar. Story atayım. Ama ben sürekli yola bakma gereği duyuyorum. Sen de biraz düzgün kullanma gereği duy. Vloglarımız kaç dakika olsun arkadaşlar? Nasıl olsun? Ben izleyici olsam yarım saat derdim. Ben de yarım saat çok ideal. Çünkü ben 2-3 haftayı vlogluyorum bu arada yani. 10 dakikalık video oldu mu tadından yenmiyor. 10 dakikalık video ne ki abi? Nefes alana kadar 10 dakika TikTok geçiyor zaten. Hani 10 dakikalık video atıyorlar ya, bana çok şey geliyor. Ya bazen bak ne olur biliyor musun? Videonun kesilmesi gereken yerler olur. Kesersin falan 10 dakikaya düşer okey de. Hani 10 dakika bence bir YouTuber için az. Ya ilk başladığın zamanlarda olabilir mesela. Ama normal şartlarda merhaba nasılsın deyip 2 dakika konuşana kadar 10 dakika bitiyor. Arkadaşlar Adem bugün kamufle olmadan benimle AVM'ye geldi ve çok riskli oldum. Ben köre geldim de, kahve içeceğiz. Kızlar, tuvaförde saçlarımı önce kendim tarıyorum çünkü kopmasın saçlarım böyle hızlı hızlı tararlarsa diye. Çünkü Bergay mal. Kaynaklarım çok pahalı. Biz bugün uçak bileti alıyoruz arkadaşlar. Siz videoyu izlerken ben Asya'ya gidiyor olacağım. Umarım orada aç kalmam. Ben tutuyorum ha bu arada. Şeyde falan değil yani, yerde falan. Hep böyle. Oğlum çok iyiyim ya. Çok şanslısın ya. Yemin ederim var ya. Mükemmelim ya. O kadar yakışıklıyım ki. Uykumda bile yakışıklıyım. Sen sürekli bayıkta kaka yapıyorsun ya. Bence hepsi ego. Ego sıçıyorsun. Sen ego sıçıyorsun. Ben ses misiniz be? Abla sana bir kok gelecek de söylesen abla. Yapma lan, niye gösteriyorsun? Oraya blurla, blurla orayı. Arkadaşlar biz şu biletleri halletmek için yerde oturacağız. Anadolu yakasında oturalım dedik. Yani arabada kahve tut falan, bebeğim arabayı kullanıyor bugün rahat. Bizim planlarımız şöyle, ilk önce arkadaşlar Malezya'ya gitmek. Malezya'dan sonra birkaç ülke değiştirmek. Ben Asya'yı çok merak ediyorum bu arada gerçekten. Yani Asya'nın sokak lezzetlerini falan denemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. O yüzden bir 10 güne falan biz çıkmış oluruz. Arkadaşlar şuna bayılıyorum. Hep söylemişimdir. Ben kendi hayatımı izlemeyi vlogladıktan sonra o vlogları izlemeye bayılıyorum. Böyle anılaştırmak o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani burada bildiğiniz hiçbir şikayet gütmeden kendi hayatımı izlemek için yapıyorum ve sizler de izliyorsunuz. Bu anları sizlerle paylaşmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden yani vlog alışkanlık haline getireceğim. Hani insanlar sigara bağımlıları olur ya, ben vlog bağımlısı olmak istiyorum. Sürekli size vlog çekmek istiyorum. Ya bunu zaten hep dile getirmiştim ama Adem'le ayrıyken biz tatil vlog atamadım. Birkaç haftalık bir vlog daha çekmiştim. Ya vlog zaten çekiyordum, atacaktım. Ama biz ayrıldıktan sonra hani bir süreçte ayrıydık ve o süreçte o videoları atamazdım. Atsaydın aşkım ne olacak? Ne diyecektim? Ben... Sevgilimle ayrıldık ama bu vlogum var, bu vlogum öyle mi diyecektim? Ben orada bir vlog çekmeye küstüm. Şöyle diyeyim size. Hani bir sürü vlog çekmişim ki ben haftalarca vlog çekiyorum biliyorsunuz ki hani. Bu vlog bir 15-20 günlük bir vlogumu izlemiş olacaksınız belki de. Haftalarca çekmişim ve olmamış. Çünkü ben tatilde eğlenmekten çok vloga odaklandım yani. Aa vlogda şöyle yapalım, böyle yapalım. Bunlara odaklandığım için Adem. Sonra o vlogları paylaşamayınca da vlog çekmeye de küstüm. Böyle beni böyle negatif enerjiler sardı vlog karşı bilmiyorum ama şu an yani böyle devam etsin lütfen. Arkadaşlar yine bir bitmeyen vlog ve yine ben. Buluşma günü. Beni çok fazla duyamıyor olabilirsiniz ama alt yazıyı takip edin. Çok heyecanlıyım. İçim şu an var ya. Var güzel ki.
Sayın davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Sena. Merhaba Sena. Sen kanalına hoş geldin. Hello, bugün günlerden karavan, kafa tatili arkadaşlar. Bir iki gün kendimize kafa tatili yapalım dedik. Nereye? Ben bir kahve hazırlayacağım kendime. Çünkü ya ekstra bir vakit kaybetmek istemiyoruz. Bizim arkadaşlar evde bir kahve yaptı. Çünkü bu yolculuk böyle geçmez. Trafik o kadar çok ki. Yani yolda kahve alabileceğimiz bir yer yoktu. Ben de şu an arabaya biner binmez içmem lazım. Yani anlıyor musunuz? Ada Burger ona hemen kahve yaptı. Bazen ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki neden işte ben uyandığımda kahve yok falan görmüyorum. Ben biraz şey yapıyorum hani abartıyorum. Yani abartıyorum yani. Kim uyandığında kahvesi hazır oluyor ki arkadaşlar yani anladınız mı? Ben biraz tamam, şımarmak istiyorum, ilgi bekliyorum diyorum ki neden uyandığımda kahve yok bu evde benim diyorum. Olay orada zaten. Tatlılığı orada. Ben kimseye bu kadar naz yapmadım biliyor musun? Bu naz mı? Kimseye naz yapmadım hayatta. Aslan. Ama sana yapıyorum. Sen de çekiyorsun. Ufak bugün bir kaza bayram. Da. Erken kalkın çocuklar. Ufak bir kaza atlattık da para vereceğiz yalan birilerine. Yani sokakta gördüğümüz hani birilerine para verip hayır işlemek istiyoruz. Lan kimse yok. Bana ver. Dün Adem'le niye kavga ettik arkadaşlar? Yolda gidiyoruz. 20 lira falan var. Dedim ki bak şu adama ver dedim bu parayı. Hayrımızı yapmış olalım ki. Yani sadakamızı vermiş olalım dedim. Kaza atlattık sonuçta bir sadaka verelim. Neyse Adem adama 20 lira verdi adamdan bir su aldı. Dedim ki bak o zaman hayır olmuyor işte. Nasıl yapayım? Hiçbir şey almayacaksın. Parayı vereceksin adamdan sana dua edecek. Mantık böyle ilerliyor. Benim aşkımı bilmiyor. Öğretiyorum daha. Arkadaşlar yola bakar mısınız? Naber lan? Oğlum gel bu tarafa gel gel. Naber lan? Nasıl güzel nasıl güzel. Aslanım benim. Bir tane daha geldi. Mama yok mu? Gel gel. Genelde gel. Kedi maması taşıyorum ben. Arkadaşlar bu arada ben buradan yürüyerek asla geçemem. Şu an sevdiğime bakmayın. Bir buradan sevdim. Çünkü araba var. Arabaya güvendim. Araba olmasa ben altıma sıçardım. Evet adam köpekten korkuyor. Ben şeyden korkuyorum arkadaşlar. Çok büyüklerse bir atlayabiliyorlar üstüne. O yüzden böyle bir temkinliyim. Evet çok büyüğün bir de ısırması da acıtır yani bayağı. Arkadaşlar biz geldik. Ben de sadece tripod. Buz gibi bu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel gözüküyor. Bu karavanımız. Burada kalacağız arkadaşlar. Ama burada var ya. Şunlara bakın. Tiny house'lar var. Bir sürü ev var. Karavan var. Arkadaşlar size bir koç halini göstermek istiyorum. Şuradan çıkacağım. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Buradan gökyüzünü görebiliyorsunuz. Şu an yağmur damlaları vuruyor. Burada yatarken kafanızı koyuyorsunuz buraya ve karşınızda gökyüzü, yağmur, gece yıldızlar. Burası camı penceresi. Ay harika. Yine bir mutfağı var. Şu an hava yağmurlu biraz kapalı tabii. Buradan yine bütün sahili görebiliyorsunuz. Burada yine bir ranza var. Sonra burada da bir ranza var. Yani 4 kişi kalabilir burada herhalde. Burada bir buzdolabı var. Dolaplar var. Çok güzel. Isıtıcı da getirecekler arkadaşlar birazdan. Biraz sonra ben buraları süsleyeceğim. Şu an boş halini size gösterdim ama arkadaşlar biraz sonra buralar süslenecek. Şuraya bir Netflix köşesi yapacağım. Sabah uyanıyorsunuz arkadaşlar. Karavandan bir çıkıyorsunuz. Köpek. Arkadaşlar biraz önce şurası kapalıydı sanırım. Şimdi burayı da açtık. Ya kuşumu tutarım benim karavanıma. Buraya bir Netflix köşesi yapacağız. Selam gençlik. Biz geldik. Düşünsene gece yıldızları bakarak yatacaksın. Bana ne am- Çok güzel. Şöyle yatacaksın ve yıldızları izleyeceksin Kamil. Evet Kamil. Netflix köşesi yapalım hadi. Hadi Netflix köşesi kalk. Şimdi mi? Belgesayarı alayım. Şimdi biraz sonra burayı görün. Arkadaşlar burası şu an böyle ama Netflix köşesi yaptıktan sonra bir de siz gelin. Arkadaşlar her yere Superbox modemimi de götürmek zorundayım tabii ki. Ufak bir spoiler. Mesela buraya bunları koydum arkadaşlar. Çok tatlı bir görüntü bence. Çok soğuk arkadaşlar. Restorana geldik şimdi. Hayırlısıyla ben önce lavaboya gireceğim. Sonra yemek yemeyi düşünüyorum. Market çok iyi. Sen nerede? Orada. Şu mu? Delireceğim ben burada. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel ama abi. Nereden gireceğiz ki biz buraya ya? Delireyim. Ben burada poz çekemeyim hemen. Çok güzel. Şuraya atalım bence. Manzarayı da izlemiş oluruz arkadaşlar. Çok güzel. Kışın kesinlikle böyle kafa tatillerinin gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Kalabileceğiniz bir sürü yer var burada yani. Ben karavan istedim ama işte bungalov tarzında evler var. Çadır alanları var. Bir sürü kalınabilecek karavanlar var. Benim seçtiğim sahil karavanı. Mesela orman karavanlar. Ben sahilde olmak isterim. Ama orman tarafında da kalabiliyorsunuz dilerseniz. Ormanın içerisinde bir karavanda kalabiliyorsunuz. Ya da çadır kamp
biyomu biliyorsunuz. Ya da bungalov tarzında tiny house evler falan var. Oralarda da kalabilirsiniz. Yani istediğiniz her şey var. Bu güzel manzaranın yanında arkadaşlar. Ve bu da güzel bir manzara. Arkadaşlar açıklama kısmına sayfayı yazacağım. Hatta buranın Instagram sayfasını söylüyorum arkadaşlar. Sahil Kamp İstanbul, zaten açıklamaya vesaire ekleyeceğim ben. Oradan gidebilirsiniz gerçekten. Yani gelir gelmez bu kadar etkilendiysen. Ben de. Hayır. Nam. Kendi hamburgerinden bir tane ısırayım. Arkadaşlar hava çok soğuk. Biz de karavana girip bir daha çıkış yapmak istemiyoruz. Netflix köşemizde oturmak istiyoruz. O yüzden marketlerin alışverişimizi yapacağız. Patlamış mı? Mısır. Patlamış mısırlı yok. Arkadaşlar biz böyle Netflix köşemizi hazırladık. Işıkları böyle etrafa koyduk. Gece burada yatıp yıldızları izleyerek, şu an göremiyorsunuz tabii. Ama yıldızları izleyerek, güneşin burada doğumunu izleyerek uyanacağız. Biraz sonra burcular falan da gelecek. Yatıp şu şekilde Netflix köşemiz hazır olacak. Şampuan uzatırsın tatlım ya. Bir şey diyeceğim. Bu videoyu izlediklerinde takipçilerimiz çok sevinecek. Öncelikle biz barıştık diye. Çok soğuk arkadaşlar. Üşüdük kardeş. Hı. Sen sorunca canım. Dışarıdan ne kadar elit gözüküyor. Soğuk arkadaşlar. Dur işte. Ayağımı açtım. Ayağımı açtım. Evet. Montaj burayı alma. Arkadaşlar biz görevanlarla yaşıyoruz. Bye. Dur kapatma, bir şey demem lazım. Ya ben romantik bir şey yapacaksın sandım. Romantik bu da romantik. Ormantik oldu bu biraz. Ormandayız ya o yüzden. İyiymiş ha. Bugün ketçap mı yedin? Hayır. Ayak paça çorbası ister misiniz? Git başımdan. Ya bu çocuk çok kıskanç zaten. Bıktım ben bu kıskançlıklarından ya. Ne alakalı? Hep aklıma geliyor. Kıskandığımı hissediyorum. Ya yürü git. Halkın önüne atmaya çalışma beni. Hayır, yalan söyleme. Hadi lan orada. Sensin asıl kıskanç. Kıskansın. Sen kendini daha çok kıskançmışsın, öyle dedim. Deniz kızı kostümü aldım. Diyor ki ben bunun deniz kızı kostümünün üstü bikini üstüymüş. Bu onu bana giydirmezmiş. Ben dedim ki canım sen de yanımızda ol o gün. Senin yanında giyebiliyorsan bir şeyleri. Konuş. Zaten kendisi giymek istemiyor ya da beni havuza tek başıma yollamıyor mesela, tamam mı? Sus. Sitenin havuzuna beni tek yollamıyor. Ben de onu tek yollamıyorum, tamam mı? Sustur hadi, ben bir dakika ya. Bir sus ya. Bak çünkü ezeceğim ya. Biliyor, o yüzden susturmaya çalışıyor. Hayır ya. Niye susturmaya çalışıyor? Videoyu çekerken yanımda sen de ol. Hayır, tamam, ne alaka? Bakmaz. Bir dakika. Kimse bakmaz. Ben kendimi Evet evet. Ben bir kendimi açıklayayım. Mesela sitenin havuzuna indirmiyordu beni. Ben de inemem tek sen başıma. O da inemez tek başıma. Ben seni indirmiyordum halbuki. Çünkü sen benim havuza girmeme izin vermiyordun. Ha şimdi ben mesela tek başıma havuza gidebilir miyim? Sen benim gitmeme izin verirsen sen gidemezsin yine de. Bak. Kıskanmayayım mı? Sen gidemezsin yine de. Gördünüz değil mi? Anlatmama gerek yok. Ama benden daha çok kıskanıyor be. Sen daha çok kıskanıyorsun. Ayak parmaklarım bile kıskanıyor. Ya sus, mal konuşma. Ya sizin yanınızda da her dedikoduyu yaptık. Ama ben vloglar böyle olsun istiyorum. Yani bizim içimizdeki her konuyu bilin, tamam mı? Gel ben tuvalete gideyim, gelin. Evet, Adem'in tuvalete çok fazla kaldığını bilin mesela. Bununla ilgili espriler yapın bana. Ben de videolarda espriler yapayım, bunları anlayın. Hani bazen bir şey anlatıyoruz, biz gülüyoruz ya da bir şey fark ediyorum, ben direkt böyle oluyorum. Hareketin neden olduğunu anlayın işte. Bu olaydan dolayı Sera kesin öyle düşündü deyip düşünün, tamam mı? Neyse. Ya Adem ne yapıyorsun ya? Sen uzaklaştın ya, seni kokluyor. Bunu bundan yeni aldım, parfüm sıkmadım ki. Başka kızlar kokuyor zaten, garip. Onu mu kokluyordun? Hata mı yaptın? Var ya, sen ve başka kızlar aynı cümlede, aynı hecede, aynı ortamda bulunursa şu tırnaklarla senin dövmelerini kazırım. Aynı hecede mi? Ebelik. Arkadaşlar karavanımızın şu kısmını buradan hiç göstermedim size. Burada mutfak var. Burada bucuburlar falan var. Biraz önce hatta kamera oradaydı. Işık buradan çok daha güzel. Neyse, şurada ikili ranza var. Biz şu an perdelerimizi kapadık yani. Şuraları kapadık çünkü kimse görmesin diye. Arkadaşlar günaydın oldu. Manzarayı göstersene şöyle bir manzarayla. Çok soğuk olduğu için arkadaşlar dayanamıyorum. Ben gitmek istiyorum şu an. Ben de ya. Ne haber Johnny? Arkadaşlar kahvaltı yapmaya geldik. O kadar soğuk ki gidip ısınacağım ilk önce. Sonra hadi bay bay. Görüşürüz aşkım. Ay. Al. Bu ne? Bu ne? Neydi bu? Kapıyı kilitlediydim. Arkadaşlar annem çok sevdi çünkü burada yüzlerce çeşit peynir var. Yeah, arkadaşlar bu arada neden bilmiyorum. Küçükken hiç yemezdim ama büyüyünce bütün peynirlere hastalığım başladı ya. Çok seviyorum. Gel. Güzel yapmış mıyım? Evet arkadaşlar, şurada yavru köpecikler gördük. Titriyorlar mama ya. Mama aldık. Soğuktan üşüyorlar galiba. Şimdi mama verip restorana söyleyeceğiz, içeri alsınlar diye. Hadi in. Köpüşler ne haber lan? Döktün mü hepsini? Odamıza geldik arkadaşlar böyle. Sabah uyanınca gördüğümüz manzara böyleydi. Şimdi şurayı da bir açalım. Şimdi burada fotoğraf, video falan çekileceğiz. O kadar soğuk ki yani. Aslında amacımız çok fazla şey çekilmekti. Gebercek soğukta. Ama çok soğuk. O yüzden hemen gideceğiz. Hava çok soğuk arkadaşlar. Birazcık temiz hava almak istiyorum. Sonra biz gideceğiz. Daha güzel ki.
Arkadaşlar kar yağmaya başladı. Ama göremezsiniz herhalde şu an. Köy gibi bir yerin merhaba böyle şeyine geldik arkadaşlar. Buyurun. Burada bile bana kahve bu. Derslerim çok. Kafa dolu.